bayram döneminde orman içinde inanın karınca sürüsü gibi insan var. Bu insanlar çöplerini gelişi güzel bıraktılar gittiler. İnanın 10 kamyon çöp topladılar orman içinde. 3 günün çöpü 10 kamyon. Bu sivrisinek, karasinek mücadelesinde tüm sahillerimizin ve bataklık alanların artık teknolojiden de yararlanarak drone'la ilaçlanması gerekmekte. CHP Edirne İl Genel Meclisi Enes üyesi Şenol Kılıç, turizm sezonunu değerlendirerek Saros Körfezi'nin bu yıl pandemi dolayısıyla az sayıda tatilciyi ağırladığını, bunun da esnafı olumsuz etkilediğini açıkladı. Yaklaşık Saros Körfezi'ne 1,5-2 milyon insanın gelip gittiğini görmekteyiz. Fakat bu sene COVID-19 virüsü nedeniyle maalesef tüm sahillerimizde geçtiğimiz yıllara oranla nüfus yoğunluğunda azalma görülmüştür. Sadece Kurban Bayramı'nda bu değişmiş olup büyük bir nüfus yoğunluğu yaşanmıştır. Tatilcilerimizin geçtiğimiz yıllara oranla az gelmesi neticesinde mecburen esnafımızda büyük bir gelir kaybı oluşmuştur. Pazarcımız, iş yeri sahiplerimiz, köyden malını üretip de sahile satmaya getiren köylülerimiz de ticaretlerinde, kazançlarında azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca bundan tabii ki oradaki otelciler, pansiyon sahipleri de olumsuz yönde etkilenmiştir. İl Genel Meclis Üyesi Kılıç, tatilcilerin en büyük şikayetlerinin başında sivrisinek sorunu geldiğini belirterek, bu sorunun valilik nezdinde ortak hareket edilerek çözümlenmesi gerektiğini açıkladı. Bu sivrisinek, karasinek mücadelesinde tüm sahillerimizin ve bataklık alanların artık teknolojiden de yararlanarak aynı anda Keşan Belediyesi, Enes Belediyesi, motorluklar ortak hareket edip aynı anda periyodik şekilde teknolojiden de yararlanarak drone'la ilaçlanması gerekmekte. Çünkü öbür türlü olduğu noktasında bu bir türlü önüne geçilemiyor. Yani çeltikleri biz drone'la ilaçlayabiliyorsak bunu da mutlaka drone kullanarak periyodik şekilde sahillerimiz, bataklıklarımızı ilaçlamamız gerekli. Yani bunun içinde bir komisyon kurulur, valimiz nezdinde ortak hareket edilmeli. Kılıç Saros'ta çöp sorununa da dikkat çekerek çadır ve günübirlik tatilci alanlarının belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Bayramda özellikle nüfusun yoğun olduğu zamanda orman işleri, deniz kumu, boş alanlar çadırdan geçilmiyor. Bunun çeşitli tehlikeleri var. Birincisi orman içinde insanların kalması, denetimsiz şekilde kalması orman yangınlarına neden olabilir. Ki zaman zaman ufak tefek yangınlar da çıkmıştır. Diğer taraftan oralarda çöp konteyneri yok, su yok, elektrik yok, çeşitli tehlikeler de ortaya çıkmakta. Bu hem çevre sağlığını hem insan sağlığını tehdit eden bir durum. Ondan dolayı yine tüm Saros'ta, altını çizerek söylüyorum, tüm Saros'ta çadır, karavan, günübirlik alanlar belirlenmeli. Bir örnekleme yapmam gerekirse Enes'de bayram döneminde orman içinde inanın karınca sürüsü gibi insan var. Bu insanlar çöplerini gelişi güzel bıraktılar gittiler. Enes Belediyesi'nin çalışmasına şahit olduğum için söylüyorum. Muhtarlıklar hariç, inanın 10 kamyon çöp topladılar orman içinde. 3 günün çöpü 10 kamyon. Ya bu bir denetim altına alınmalı. Ha burada sadece muhtarlıkların, yani sahil köyü muhtarlıklarının, belediyelerin yapacağı çalışma yetmiyor, önleyemiyorlar. Burada jandarma, polis, zabıta, köy muhtarlıkları, çevre şehircilik il müdürlüğü, orman işletme müdürlükleri ortak hareket etmeliler. Başka türlü bunun önüne